Sevgili motosiklet severler, arkadaşlar hoş geldiniz. Daha önceden Motip egzoz boyasıyla bir test yapmıştık. Sonucu mükemmel çıkmıştı. Dolayısıyla da artık egzozumuzu tamamen boyayabiliriz dostlar. 2 günlük bir testti. O 2 günden sonra da baya bir gezdik. Yaklaşık 1 hafta 2 hafta kadar gezdik. O yaptığımız test yerini bir daha göstermem gerekirse arkadaşlar. Tam da şurası. Biraz flaş açalım. Evet, yani herhangi bir dökülme, soyulma vesaire, kalkma hiçbir sorun yaşamadık dostlar. Gayet başarılı ve güzel bir şekilde dayandı. Hadi egzozumuzu Motip egzoz boyasıyla tamamen boyayalım arkadaşlar. Egzozumuzun 2 tane 12'lik boğaz kelepçe vidaları var. Alt tarafta yine 12'lik. Şu arada bir tane vidası var. Geçen gün oranın vidası kırılmıştı. Onunla ilgili bir video çalışmam da var. Ve arka tarafında iki tarafı 14'lük vidası bulunur dostlar. Hadi sökelim. Arkadaşlar Şokta BİM'de bolca bulabileceğimiz aspirin kimyasalıyla güzelce bir önce yıkamakla işlemimize başlıyoruz. Daha sonra motorlu tel fırçayla ve zımparayla temizliğini, boyasını, kaldırma işlemini yapacağız. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi sıradaki işlemimiz spirale bağladığımız tel fırçayla güzelce boyasını, üzerindeki kirini, pasını alacağız. Hadi başlayalım. Arkadaşlar bakın, egzozun üzerinde ne kadar boya, kir, pasak varsa tamamen temizledik. Şimdi güzelce bir yıkayalım. Tozundan da zımpara ve tel fırça tozundan da ayırdıktan sonra artık boyama işlemine geçebiliriz arkadaşlar. Hadi bakalım. Arkadaşlar artık boyaya başlayabiliriz. Boyayı bir 10 dakika çalkaladım, sonra birazcık da ısıttım arkadaşlar. Isıtın diyorlar. Dolayısıyla güneşe bıraktım. Çok fazla bırakmayın. Tehlikeli olabilir. Şimdi artık egzoza öncelikle alt tarafından boyamaya başlıyorum arkadaşlar. Thank you.
Evet arkadaşlar, egzozumuz umduğumdan kat be kat güzel oldu. Boyamız da arttı. Onunla da eğer yetirebilirsem korkuluk boyayacağım. İki kat şeklinde attık arkadaşlar. Bakın. Çok güzel bir şekilde oldu dostlar. Evet. Bakın arkadaşlar. Şunlar çevreden uçan tozlar. Evet dostlar, bakın gerçekten mükemmel oldu. Peki, hadi gelin yerine takıştıralım dostlar. Şimdi dostlar, ya Allah Bismillah diyelim ve egzozumuzu takalım arkadaşlar. Evet reis, tuttuk. Yavaşça çizdirmeden. Evet. Geliyor mu? Arkaya doğru. Peki arkadaşlar, bu arada yağmur da başladı yavaş yavaş. Egzozumuz da son tahlilde gayet şık bir şekilde elhamdülillah bu problemimizi de bu şekilde çözmüş olduk arkadaşlar. Peki dostlar, böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın dostlar.